Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda eski adıyla Karekök LYS Geometri Soru Bankası kitabı, yeni adıyla da Karekök YKS 2. Oturum Geometri Soru Bankası kitabında konikler konusunun hiperbol konusunun testlerini çözeceğiz arkadaşlar. Evet, yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hiperbolle ilgili konu anlatımım var. Bununla ilgili konu anlatımını izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha değişik ve daha ilginç sorular orada da var. Mutlaka bir katkısı bulunacaktır. Hatta o konu anlatımını izledikten sonra bu hiperbol testi size çok kolay ama çok 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 kolay gelecektir. Evet, soru 1 ile başlayalım arkadaşlar. Yine burada da şeydeki gibi ABC var hiperbolde. Hiperbol şu şekilde, odaklar x eksen x üzerindeyse bu şekilde. Bakın burası odaklar. C'ye 0 ve eksi C'ye 0 şeklinde olacak arkadaşlar. Şu köşesi yine A eksi A. Şurada da B var. B'nin tanımını da ben hiperbol konu anlatımında yaptım arkadaşlar. Bunlar da BB. Yalnız hiperbolümüzün denklemi x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir 1 şeklinde. Elipste hiperbol elipste x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşittir 1 şeklindeydi. Eğer a b'den daha büyükse odaklar y eksenine düşüyordu elipste. Hiperbolde de odakların y eksen üzerinde olmasını ancak ve ancak şeyden anlıyoruz arkadaşlar. Y kare eksi x kareli şeklinde olursa odaklar y eksen üzerinde oluyor arkadaşlar. Tamam. Ve de hiperbolün olmazsa olmazı c kare. Bakın en büyüğü zaten bunlardan hangisi en büyüğü arkadaşlar? C değil mi? A b c'den en büyüğü c. C kare eşittir a kare artı b kare. Bu elipste nasıldı arkadaşlar? Elipste de a kare eşittir b kare artı c kare idi. Şimdi bakalım şu soruya. Asal eksen uzunluğu 8. Yani 2a eşittir 8. Yedek eksen uzunluğu 4 kök 2. 2b'de eşittir 4 kök 2. Buradan a'yı 4 buluruz. B'yi de 2 kök 2 buluruz. Odaklar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Hiperbolün özelliği c kare eşittir a kare artı b kare. C kare eşittir a kare artı b kare. Yani 4'ün karesi 16 artı 2 kök 2'nin karesi de 8. Kaç yaptı? 24 yaptı. C kare 24 ise C de kök 24, yani 2 kök 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Ama odaklar arasındaki uzaklık neydi arkadaşlar? 2C'dir. O da 4 kök 6'ya eşit olacaktır. Yani cevap Edremit çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Y'deki eksen uzunluğu 12 birim. Yani 2B eşittir 12. Odaklarından biri bakın x eksen üzerinde olduğunu söylüyor bize. O zaman odaklardan bir tanesi yani C'si 10. Bu arada B'si kaç arkadaşlar? 6. C kare eşittir a kare artı b kareden dolayı, yani 10'un karesi eşittir a kare artı 6'nın karesinden dolayı da a'yı da ne buluruz arkadaşlar? 8 buluruz. C en büyüğü olduğu için 10, 6 ise 6, 8, 10 üçgeni düşünebilirsiniz arkadaşlar. Oradan direkt a'yı bulabilirsiniz. Hiperbolün asal eksen uzunluğu soruluyor. Asal eksen uzunluğu 2a'ydı. O da 8, 8, 16'ya eşit oldu arkadaşlar. Geldik 3. soruya. X kare bölü a kare, yani şurası a kare. A kare 24 ise a 2 kök 6'tır. Bu da b kare. B kare eşittir 12 ise de b de nedir arkadaşlar? Kök 12, yani 2 kök 3'e eşittir. Hiperbolün odaklarından biri nedir? Hemen yine c kare eşittir a kare artı b kareyi uygulayalım arkadaşlar. C kare eşittir 2 kök 6'nın karesi 24 artı 2 kök 3'ün karesi 12. 36. O zaman C ne çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Odaklarından bir tanesi ya 6'ya 0 ya da eksi 6'ya 0 arkadaşlar. Yani cevap Akçay çıktı. Geldik 4. soruya. Bakın odakları F. F üssü vermiş. Yani C'miz kaç arkadaşlar? Direkt 4. Burası A değil miydi arkadaşlar? A da 2. Hemen C kare eşittir A kare artı B kareden dolayı. Yani 16 eşittir 4 artı b kareden dolayı 12. B'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 2 kök 3 buluruz. Hiperbolün denklemi odaklar x eksen üzerinde olduğu için x kare eksi y kareli şeklinde olacak arkadaşlar. Yani x kare bölü a kare, yani 4 eksi y kare bölü b kare, 2 kök 3'ün karesi de 12 eşittir 1 şeklinde olacaktır. Yani 4. sorunun cevabı Akçay çıktı. Geldik 5. soruya. Asal ekseni y ekseni. Asal ekseni y ekseni, tamam. Asal eksen uzunluğu. Asal ekseni y ekseni ise asal eksen uzunluğu bakın şu şekilde çizmişim zaten. Asal eksen uzunluğu burası değil midir arkadaşlar? Yani asal ekseni y eksen üzerindeyse y eksenindeki değer de b demiştik biz arkadaşlar. Asal eksen uzunluğu 8 birim. Yani 2b eşittir 8. B'yi buradan kaç buluruz? 4. Yedek eksen uzunluğu 6.
Yedek eksen uzunluğu 6. Yani şuralar şuralar 6. 2a eşittir 6 ise a'yı da buradan kaç buluruz? 3. O zaman denklemimiz grafik isteniyor bizden. Grafiğimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Y eksen üzerinde. Asal eksen uzunluğu tabii ki şu köşeler arasındaki uzaklıkta arkadaşlar. Burası 2b8'di. Yani bunlar 4 4 yapacak. Şurası 4. Burası eksi 4. Sonra yedek eksen uzunluğu da şurada arkadaşlar. Şekli de bakalım arkadaşlar hangisinde var. Bir de odağı göstermiş. Odağı da bulalım isterseniz. C kare eşittir. A kare artı B kareydi. A 3, B 4. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesinden C'yi de kaç buluruz? 5 buluruz. Odağımız da 5 olacak arkadaşlar. Hangi şekilde var bu? Tabii ki C'yanda var. B'yi de şu şekilde gösterebilirdi arkadaşlar. Pardon. A'yı da bu şekilde x eksenindeki sayısal değeri gösterebilirdi. 3, 3 şeklinde de gösterebilirdi. Burada göstermemiş sadece. Tamam. Yani 5. sorunun cevabı Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Hiperbol denklemi x kare bölü a kareye kare bölü b kare eşittir 1 şeklinde olacak değil mi? O zaman hepsini 36'ya bölelim. 36'ya böldük. X kare bölü 9 eksi y kare bölü bunu da 36'ya böldük. 4 eşittir 1 şeklinde oldu. Bu a kare olduğu için a'yı kaç bulduk? 3. Bu b kare olduğu için b'yi kaç bulduk? 2. Odaklar arasındaki uzaklık c kare eşittir a kare artı b kare olduğundan dolayı yani 9 artı 4'ten 13'e eşit oldu. O yüzden c'de kök 13'e eşit olacak. Odaklar arasındaki uzaklık da 2c'ye eşitti. Yani 2 kök 13'e eşit olacaktır arkadaşlar. Cevap Edremit çıktı. Evet. Bu zaten hiperbolün tanımı arkadaşlar. Hiperbol üzerinden alınan bir noktadan odakları olan uzaklıkları farkı 12 birim verilmiş. Bu odakları olan uzaklıkları farkı hani elipste odakları olan uzaklıkları toplamıydı ya bu sefer de farkı 12 ise yani bu 2a'ya eşit arkadaşlar. 2a 12 ise a'yı buradan kaç bulduk? 6. Bakın odağı da vermiş bize. Şurası odak. Yani 8'e 0. C buradan 8 yaptı. Yedek eksen uzunluğu b isteniliyor. B'yi bulalım isterseniz. C kare eşittir a kare artı b kareden dolayı. 64 eşittir a kare 36 artı b kareden dolayı 28 çıktı b kare. B de buradan 2 kök 7'ye eşit oldu. Yalnız bizden odaklar şey isteniyor. Yedek eksen uzunluğu 2b isteniyor. O da 4 kök 7'ye eşit olacaktır. Yani 7. sorunun cevabı Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Evet 0'a 6 ve 0'a eksi 6 noktalarında uzaklıkları farkı 8 köklü. Bakın odaklar nerede arkadaşlar? 0'a 6 ve 0'a eksi 6. Odaklar y ekseni üzerinde. Uzaklıkları farkı normalde 2a'ya eşitti ya. Odaklar y ekseni üzerinde olduğu zaman arkadaşlar. Odaklar y ekseni üzerinde olduğu zaman a ile b'ye yer değiştiriyordu. O zaman uzaklıkları farkı 2a değil 2b olacak. 2b eşittir 8 köklü. B'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 köklü buluruz. O zaman bu arada denklemimiz de nasıl olacak arkadaşlar? Odaklar y ekseni üzerinde olduğu için y kare eksi x kareli şeklinde olacak. X'in altındaki her zaman a'ydı. Denklemde a ile b'ye yer değiştirmiyordu. Burası da b kare eşittir 1 şeklinde olacak. Evet b'yi bulduk. Bu c'yi vermiyor bize? C de 6 değil mi arkadaşlar? C 6. B 4 kök 2. C kare eşittir a kare artı b kareden dolayı. Yani 36 eşittir. B kare, A kare artı B kare. B kare de 4 kökün karesi. Yani 16 çarpı 2 32. At 32 öbür tarafa. 4 A kare 4 ise A'yı da buradan ne buluruz? 2. Evet A belli B belli. O zaman denklemimiz ne olacak? Y kare bölü B kare. B kare dediğimiz 4 kere 4 16 32. Eksi X kare bölü A kare. A kare dediğimiz de 2 idi. Eşittir 1 şeklinde olacak. Yani 8. sorunun cevabı Ceyhan yaptı arkadaşlar. Aşağıdaki hiperbollerden hangisi ikizkenardır? İkizkenar hiperbol A ile B birbirine eşit ise biz buna ikizkenar hiperbol adını veriyoruz arkadaşlar. Bakın böl 4'e, böl 4'e 4 ile 2 sadeleşti 2. Şurası A kare 4, B kare 2 ikizkenar hiperbol değil. A ile B birbirine eşit değil. Hiperbol olacak şekilde böl 8'e, böl 8'e bakın. A kare de 8, B kare de 8. Yani A ile B birbirine eşit oldu. O zaman A ile B birbirine eşitse bu X kenar hiperboldür. Cevap Balıkesir yaptı arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Evet. 2, 6 noktasından geçen X kenar hiperbol odaklarından biri aşağıdakilerden hangisidir? X kenar hiperbol ne demekti arkadaşlar? A ile B birbirine eşit. Yani X kare bölü A kare eksi odaklarından biri. Y kare bölü B kare eşittir 1 şeklinde olacak. Yalnız bu odaklar y ekseni üzerinde de olabilir. Yani y kare eksi x kareli de olabilir arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. Tamam. Hatta
2'ye 6. 2'ye 6 noktasından geçiyor değil mi? Bu şekilde mi acaba? 2'ye 6. 2'ye 6 olabilir mi bunda? Olabilir aslında. Neyse, bir bunu deneyelim, bir de öbürünü deneyelim isterseniz. A ile B birbirine eşit değil mi? A ile B birbirine eşitse şunu A kare gibi düşün. X kare eksi Y kare eşittir A kare oldu değil mi? X kare eksi Y kare eşittir A kare oldu. O zaman 2 6'yı sağlayacak. Yani 4 eksi 36 eşittir A kare olacak. Demek ki odaklar Y ekseni üzerindeymiş arkadaşlar. Çünkü burası bakın negatif bir sayı yaptı. Negatif bir sayı A kare eşit olabilir mi? Olamaz. Yani Y kare eksi X kareli olacak arkadaşlar. Şunu şey yapalım isterseniz. Y kare bölü A kare B kare aslında. Eksi X kare bölü A kare eşittir 1 şeklinde olacak. Hatta bunu A diye düşün. Y kare eksi x kare eşittir a kare şeklinde olacak. 2'ye 6'yı sağlayacak. 2'ye 4 yaptı. 6'da 36 yaptı. Eşittir a kare olacak. Buradan 32 ise a kare. A da buradan kök 32. Yani 4 kök 2 eşit oldu. A ile B birbirine eşit zaten. Bu arada C kare de eşittir. A kare artı B kare olduğu için 4 kök 2'nin karesi. Yani 32 artı 4 kök B kare. 32, 64 yaptı. O zaman C de burada 8 yaptı. Yalnız odaklar y kare eksi x kare olduğu için y eksen üzerinde. C de 8 ise y eksen üzerinde olduğu için 0'a 8 şeklinde olmalı. Ya da 0'a 8 olacaktır arkadaşlar. Yani cevap Edremit yaptı arkadaşım. 10. soru. Geldik 11. soruya. Asal çemberinin denklemi. Asal çemberi demek asal ekseni çap kabul eden demek arkadaşlar. Yani bizim x ekseni üzerindeyse asal ekseni çap kabul eden çembere biz asal çember adını veriyoruz. Şu şekilde. Yani yarı çapı ne olacak arkadaşlar bunun? A. Bu R kare 4 ise R buradan kaç çıktı? 4. Yani yarı çapı 4'müş. O zaman bizim A dediğimiz kaç çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Evet. Olan hiperbol bu noktadan geçmektedir. O zaman hiperbolün denklemini yazalım isterseniz. X kare bölü A kare 16 eksi Y kare bölü B kare eşittir 1 şeklinde değil mi? Ya da tam tersi de olabilir arkadaşlar. Y kare eksi X kareli de olabilir değil mi? Buradan soru çıkmazsa onun tam tersini deneyeceğiz. Bak 4 kök 2'ye 3 noktasından geçmiş. Bakalım sağ yerine yazalım. 4 kök 2 yazdık X yerine. 4 kök 2'nin karesi 4. 16 32. 32 bölü 16 2 mi çıktı burası? 2 eksi Y kare bölü B kare. Eşittir 1. Ha, y yerine de ne yazacaktık arkadaşlar? Pardon. Y yerine de 3 yazacaktık. 3'ün karesi kaç yapıyor? 9. 9 bölü b kare eşittir 1 yaptı. O zaman şunu bu tarafa, bunu bu tarafa atalım. Yani 1 eşittir 9 bölü b kare. B kare eşittir 9'dan b'yi de kaç bulduk? 3 bulduk. B'yi bulurken herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Demek ki odaklar x ekseni üzerindeymiş. B'de 3 çıktı. Yedek eksen uzunluğu isteniliyor bizden. 2b isteniliyor. O da kaça eşit olacaktır arkadaşlar? 6'ya eşit olacaktır. Yani 11. sorunun cevabı Balıkesir çıktı. Geldik 12. soruya. Hiperbol. Hemen 36'ya böl kardeşim. Böldük 36'ya. O zaman x kare bölü 36 ile 9 sadeleş 4 mü? X kare bölü 4. Eksi y kare bölü. Bunu da 36'ya böl. 9. Eşittir 1 çıktı. A buradan 2. B buradan 3 çıktı. Hocam A, B A'dan daha büyükse odaklar Y eksen üzerindedir demeyin sakın. Odakların Y eksen üzerinde olması hiperbolle nasıl? Sadece Y kare eksi X kare olduğunda yalnız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet. Yedek eksen uzunluğunu çap kabul eden. Orijin merkezli. Yedek eksen uzunluğu B değil mi arkadaşlar? Yani B'yi çap kabul eden. Yedek eksen uzunluğu pardon 2B. 2B eşittir 6. 2B'yi çap kabul eden. O zaman yeni denklemimizde yarı çap kaç olacak? 3 olacak. Yani x kare artı y kare eşittir r kare yani 9 şeklinde olacaktır arkadaşlar. A'yı b'yi bulduktan sonra gerisi bir bundan önceki konular çıkıyor arkadaşlar. Bakın yani bu konuda aslında çok fazla bir şey yok. A'yı b'yi c'yi bulun. Bir de bazı dış merkezlik falan da filan da onları bilin arkadaşlar. Çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. 12. sorunun cevabı C'han çıktı arkadaşlar. Geldik 13. soruya. Arkadaşlar parametrik denklemi, hiperbolün parametrik denklemi x eşittir 4 sek yani a sek alfa y eşittir b tanjant alfa şeklinde ezberleyen arkadaşlarınız olabilir. Yani bunun cevabının x kare bölü 16 eksi y kare bölü 36 eşittir 1 şeklinde diyen arkadaşlar olabilir direkt. Ama ben yine trigonometriyle oynayarak bu tür soruları buluyorum. Aslında x bölü 4 sekant alfa 1 bölü kosinüs demek değil mi arkadaşlar? Değil mi? Bu da y bölü 6. Y bölü 6 eşittir tanjant alfa sin bölü kosinüs demek değil mi?
Evet. Şimdi burada taraf tarafa sinüs ve kosinüslerle ilgili işlem yapacağım. Karelerini alıp toplarsam 1 artı sin kare geliyor değil mi yukarıda? Faydaları aynı olduğu için. Kos kare olduğu için arkadaşlar. 1 artı sin kare tanıdık mı? Değil. Bizim trigonometride en bildiğimiz özellik sin kare artı kos karenin ne olduğudur arkadaşlar? 1 olduğudur. Hatta burada bir tanesini yalnız bıraktığınız zaman mesela kos kareyi yalnız bırak. Kos kare x neye eşit oluyor? 1 eksi sin kare x'e eşit oluyor değil mi arkadaşlar? Ya da tam tersi sin kareyi yalnız bırak. Sin kare de 1 eksi kos kare eşit oluyor. Bakın burada karelerini alıp çıkartırsak 1 eksi sin kare yine tanıdık bir ifade geliyor. O yüzden burada karelerini alıp çıkartalım. Yani karelerini alıp çıkarttık. X kare bölü 16 eksi y kare bölü 36 eşittir. 1 eksi sin kare bölü kos kareye mi eşit oldu arkadaşlar? 1 eksi sin kare ile kos kare de birbirine eşit. Bunlar da birbirini götürdü. Yani eşittir ne oldu? 1 oldu. İşte yani trigonometri ile oynayıp bu şekilde ezberden de kurtuluyorum ben. Hatta elipste de aynı şekilde yapmıştık. Sadece ne yapmıştık? Elipste de karelerini alıp toplamıştık. O daha kolaydı. Burada da karelerini alıp çıkartıyorsunuz. Ya karelerini alıp toplayın ya karelerini alıp çıkartın arkadaşlar. Mutlaka bir şey gelecektir. Bu size tavsiyem. Yani cevabımız x kare bölü 16, y eksi y kare bölü 36 eşittir 1. Yani cevap Edremit oldu arkadaşlar. Geldik. Bir köşesi 0,6 dış merkezliği 2. Dış merkezlik neydi arkadaşlar? Elipsteki formüllerle hiperboldeki formüller aynı. Dış merkezlik C bölü A'ydı değil mi? Eğer odaklar Y eksen üzerindeyse dış merkezlik C bölü B olacaktır arkadaşlar. Bir köşesi 0,6'ymış. Bir köşesi 0,6 ise arkadaşlar 0,6 köşesi yani burası. O zaman odaklarımız nerede? Y eksen üzerinde. Formülümüz C bölü B değil. C bölü A değil. C bölü B dış merkezlik arkadaşlar. 2. Tamam. Bu arada bir köşesi dediği tam burası. Buradaki uzunluk da şurası B, Y eksenini kestiği yerler B yapmıyor muydu arkadaşlar? Yani B'miz kaçmış arkadaşlar? 6. Burası 0,6 olduğu için burası B'si yaptı. B de 6'ya eşit oldu. O zaman B 6 ise B yerine 6 koyduğumuzda C bölü 6 eşittir 2'den. C'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. Bakın C 12. B 6. C kare eşittir. A kare artı B kareden dolayı. C kare eşittir. Yani 144 eşittir. A kare artı B kare. A kare dediğimiz bilmiyoruz. Artı B kare dediğimiz 36. Değil mi? O zaman buraya geçti. 144'ten 36 çıkart. 108. 36 çarpı 3. O da 6 kök 3'e eşit oldu A'da. O zaman formülü yazalım. Bir kere odaklar y eksen üzerinde olduğu için y kare eksi x kare olacak. Y kare bölü b kare eksi x kare bölü a kare eşittir 1 şeklinde olacak arkadaşlar elipsimizin denklemi. Y kare bölü b kare. B'yi kaç bulmuştuk zaten? 6. B 6 ise 36 eksi x kare bölü a kare 36 çarpı 3 108 eşittir 1 yapacak. Şunu 3 ile genişlettiğimiz zaman 3y kare eksi x kare bölü 108 eşittir 1'den 108'i de öbür tarafa attığımızda 3y kare eksi x kare eşittir 108'e eşit oldu. Yani 14. sorunun cevabı Ceyhan Balıkesir yaptı. Geldik 15. soruya. Odaklar y eksen üzerindeymiş. Odaklar x eksen üzerinde olan bir hiperbolün dış merkezliği. Odaklar x eksen üzerinde ise c bölü a'dır değil mi arkadaşlar? C bölü a olduğu için yukarıdaki kırmızıyla karışmasın maviyi alayım. C bölü a eşittir 4 bölü 3'müş. Tamam. Odaklarından birinden geçen en kısa girişin uzunluğu 14 birim olduğuna göre. Şimdi hiperbol odaklarından birinden geçen en kısa kiriş. En kısa kiriş dik olan kiriş değil midir arkadaşlar? En kısa kiriş. Bu odaktan geçen en kısa kiriş uzunluğuna da biz bir şey diyorduk. Hatırlayın arkadaşlar ne diyorduk? Parametre. Parametre uzunluğu da şu parametre uzunluğu da 2b kare bölü a'ya eşit değil miydi arkadaşlar? 2b kare bölü a uzunluğu da kaça eşitmiş? 14'e eşitmiş. İsterseniz bu parametre uzunluğu aklınıza gelmezse şuna pp diyeyim. Sonra şu odağa da gelin. Şu uzunlukları farkı 2a'ya eşit deyin. Sonra Pisagor bağıntısı yapın. Bununla da ilgili de ispat da yaptım zaten. Ben oradan da yapabilirsiniz. Ama direkt benim aklımda kaldı. Parametre uzunluğu bu odaktan geçen en kısa kiriş. O da 2b kare bölü a arkadaşım. Şimdi şu c bölü a'yı kullanalım. C bölü a 3 bölü 4 ise C buradan 4K, A da buradan
3K değil midir arkadaşlar? Hatta C kare eşittir A kare artı B kareden dolayı 4K'nın karesi 16K kare eşittir A kare 9K kare artı B kareden dolayı at öbür tarafa 7K kare B de buradan kök 7K çıktı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi burada formülde yerine yazalım. 2B kare bölü A 14'e eşitmiş. Yazalım. 2 tane B kare. Kök 7K'nın karesi 7K kare değil midir arkadaşlar? 7K kare bölü A. A dediğimizde 3K'ydı zaten. 3K eşittir 14'miş. Şu 14'ler gitti. K kare eşittir 3K'ya eşit oldu. K'lar da gitti. K buradan kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu. K'yı bulduk. K3. K3 ise hemen A, B, C değerlerini yazalım isterseniz. K3 ise A, B, C. A dediğimiz kaçtı arkadaşlar? 3K'ydı. 3K yani 9. C dediğimiz kaç K'ydı? 4K'ydı. 4K 4 kere 3 12. B dediğimiz neydi arkadaşlar? Kök 7K'ydı. Kök 7K olduğundan K yanına 3 koyduğumuzda 3 kök 7'ye eşit oldu. Şimdi bizden hiperbolün denklemi isteniliyor. X kare bölü A kare. A kare dediğimiz 9 81 yapıyor. Yani Y kare bölü B kare. B karede 3 kök 7 karesi 7 kere 9 63 eşittir 1 şeklinde olacaktır arkadaşlar denklemimiz. Yani cevap ne yapıyor o zaman? 15. sorunun cevabı Ceyhan yaptı. Evet, hiperbolün odaklarından biri nedir? Bak yine çember gibi çıkmış. O merkezi veriyor bize arkadaşlar. Bizim bu zamana kadarki yaptığımız şey merkez. Merkezil hiperboldü arkadaşlar. Merkezil hiperbol. Merkez yani şurası. Tam şu iki köşesinin orta noktası merkezi veriyordu bize arkadaşlar. A birim A birim hatta C birim gittiğimizde de odağı buluyorduk. Yani odakların tam orta noktası sıfıra sıfırdı. Bu sefer de merkezimiz kaça kaç yapıyor arkadaşlar? Merkezimiz çember gibi düşündüğünüz zaman x eksi 1'in karesi y artı 4'ün karesi. Yani merkezimiz 1'e eksi 4 yaptı arkadaşlar. Merkezi 1'e eksi 4 olan A kare. Şu A kare 28 değil mi arkadaşlar? A'sı 2 kök 7 olan. B kare de 8 olduğu için B'de kaç çıkıyor arkadaşlar? 2 kök 2 olan. B'si de 2 kök 2 olan. Şunu daha bir yazayım. B'si de 2 kök 2 olan. Hatta C kare eşittir A kare artı B kareden dolayı C kare eşittir A kare artı B kare. A kare 28 artı B kare 8. 28 ile 8'i topladığımız zaman 36 yaptı. C kare eşittir 36. C'yi de buradan kaç bulduk? 6. Evet, her şey belli. Artık şekli çizebiliriz. X kare eksi Y kare şeklinde olduğu için odaklar da X eksen üzerinde. Hemen grafiği çizelim isterseniz arkadaşlar. Grafiği de neyle çizeyim? Maviyle çizeyim. Merkezimiz 1'e eksi 4. 1'e eksi 4. Merkezimiz burası. O zaman odaklarda x eksen üzerinde olduğu için şurada olacak arkadaşlar. Şunun üzerinde x eksen üzerinde. Bizim parabolümüz, hiperbolümüz pardon şu şekilde. Buradan bizden ne istiyor? Odaklarından biri isteniliyor. 1'e eksi 4 ya burası. 1'e eksi 4'ten. C birim bu tarafa gideceğim. C birim bu tarafa gideceğim. C kaçtı? 6 idi değil mi? 6 birim sağ tarafa gittiğim zaman. 6 birim sağa gittiğim zaman. 1'e eksi 4'ten. Sağa gittiğimde x ekseni oynar. Eksi 4 yine aynı kalır. Yani 6 birim gittiğimizde 7'ye eksi 4 yapıyor burası. 1'den gidiyorum arkadaşlar. Çok pardon. 7'ye eksi 4 yaptı. Var mı çıktılarda? 7'ye eksi 4 yok. Bir de 6 birimde sol tarafa gidiyorum. 1'den 6 birim gittiğim zaman kaç yapıyor arkadaşlar? Eksi 5 mi yapıyor burası? Buradaki noktada eksi 5'e eksi 4 noktası yaptı arkadaşlar. Yani cevap Balıkesir yaptı. Evet, gelelim 4. teste, yani hiperbol konusunun 2. testi, konikler konusunun 4. testine gelelim. Evet, denklemiyle ifade edilen hiperbolün asimtotları. Asimtotlar arkadaşlar y eşittir artı eksi b bölü a x doğrusudur. Hemen şunu 16'ya böl. X kare bölü 8 eksi y kare bölü 16'ya böl 2 eşittir 1. Bu a kare, bu b kare. A kare 8 ise a buradan 2 kök 2. B de buradan b kare de 2 eşitse kök 2. Y eşittir artı eksi b bölü a x olduğu için kök 2 bölü 2 kök 2 x eşit olacak. Yani kökler de sadeleşti. 1 bölü 2 x eşit oldu arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 x dediğimiz y eşittir x bölü 2 doğrusu yaptı. Cevap
Balıkesir yaptı arkadaşım. Geldik ikinci soruya. Asimtot doğrularından bir tanesi y eşittir 2x eksi 2x olan. Yani asimtot doğrusu y eşittir artı eksi b bölü ax değil miydi arkadaşlar? B bölü a. Yani buradaki b bölü a kaça eşitmiş? 2'ye eşitmiş değil mi? X'in katsayısı. Tamam. Yani b dediğimiz 2k, a dediğimiz k yaptı değil mi arkadaşlar? Ve nereden geçiyormuş bu? 4 kök 2'ye 8 noktasından geçiyormuş. Bu x kare eksi y kare şeklinde ya x kare bölü a kare eksi y kare bölü b kare eşittir 1 şeklinde ya da y kare eksi x kare şeklinde. Bakıyorum şıklar hep x kare eksi y kareli olduğu için demek ki bu şekildeymiş arkadaşlar. A yerine de şey yazalım. K yazalım. B yerine de 2k yazalım. A yerine k, b yerine 2k yazdığımızda x kare bölü k kare eksi y kare bölü 4k kare eşittir 1 yapacak. Hatta bunu 4 ile genişletelim. 4x kare eksi y kare eşittir k kare yaptı değil mi? 4k kare yaptı değil mi arkadaşlar? Bölü 4k kare eşittir 1. Bir de nereden geçiyormuş? 4 kök 2 8. X yerine 4 kök 2 yaz. 4 kök 2 yazdığımızda 4 kök 2'nin karesi 16. 2 ile çarptık 32. X kare 32. 32'yi de 4 ile çarptığımız zaman 128 yaptı değil mi? 128 eksi y kare dediğimizde 8'in karesi 64 eşittir 4k kare. Buradan 64 eşittir 4k kare olduğundan dolayı 16 ile de 64 ile de 4 sadeleştiğinde 16 yapıyor. K kare eşittir 16'dan k'yı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. K 4. Hiperbolün denklemi isteniliyor bizden. K yerine 4 yaz olay çıksın. X kare bölü k yerine 4 yaz. Hatta denklemimiz şu şekilde değil miydi arkadaşlar? 4x kare eksi y kare eşittir 4k kare değil miydi? Hemen yazalım yerine. 4x kare eksi y kare eşittir 4k kare. K kare dediğimiz k4'tü. K kare de 16 yaptı. O zaman 64'e mi eşit olacak? 4x kare eksi y kare eşittir 64. O da A şıkkında mevcut arkadaşlar. Yani ikinci sorunun cevabı Akçay yaptı. Geldik üçüncü soruya. Asimtotlar arasındaki açının tanjantı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar. Bir kere böl 4'e, böl 4'e. Burası da kaç yaptı arkadaşlar? 1. X kare bölü a kare, a kare 4 olduğundan a'yı kaç bulduk? 1. 2. B'yi kaç bulduk? 1. Asimtot doğruları y eşittir artı eksi b bölü ax değil miydi arkadaşlar? Y eşittir artı eksi 1 bölü 2x. Yani y eşittir 1 bölü 2x doğrusuyla y eşittir eksi 1 bölü 2x doğrusu arasındaki açının tanjantı isteniliyor bizden. İki doğru arasındaki açı formülünden de yapabilirsiniz. Ya da daha değişik olarak şeyden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Bizden istenilen y eşittir 1 bölü 2x doğrusuyla y eşittir eksi 1 bölü 2x doğrusu arasındaki açının tanjant değeri isteniliyor. Yani şekli de çizecek olursak şu açının tanjantı isteniyor. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 değil mi? Y eşittir 1 bölü 2 x'in eğimi 1 bölü 2. Bunun eğimi nedir? Eksi 1 bölü 2 değil midir? M2 eksi 1 bölü 2. İki doğru arasındaki açı formülü. Tan eksi tan bölü 1 artı tan tan formülünden gelmiyor muydu arkadaşlar? Tanjant a eksi b'nin açılımından geliyordu değil mi? İki doğru arasındaki evet tan eksi tan bölü 1 artı tan tandan geliyordu. İspatını yapayım mı? Analitik düzlemde şu iki doğru arasındaki açının tanjantı sorulduğunda şuraya alfa dediğimizde burası x açısıysa burası da y açısıysa alfa artı x eşittir y yaptı. Alfa açısı da y eksi x'e eşit oldu. Tanjant alfa da tanjant y eksi x'e eşit olacak. Yani tanjant y eksi x'in açılımından geliyor. O da tan eksi tan bölü 1 artı tan tandan geliyor arkadaşlar. 1 artı tan tan. Yani tanjant dediğimiz eğimler m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2'den geliyor. M1 eksi m2 1 bölü 2 eksi 1 eksi eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 yaptı değil mi? Bölü 1 artı 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2. O zaman o da ne yaptı? Yukarısı 1 bölü 2
artı 1 bölü 2, 2 bölü 2 yani 1 yaptı. Bölü aşağısı da şurası da 1 eksi 1 bölü 4 değil mi? 1 eksi 1 bölü 4 de nedir arkadaşlar? 1 eksi 1 bölü 4 de 3 bölü 4'tür. O zaman ters çeviriyoruz bunu. Bu da neye eşit oldu? 4 bölü 3'e eşit oldu. Yani 3. sorunun cevabı Diyarbakır yaptı. Geldik 4. soruya. 4. soru y kare eksi x kare olduğu için odaklar y eksen üzerinde. Doğrultman doğrularından biri. O zaman odaklar y eksen üzerindeyse arkadaşlar şu şekilde oldu. Tabii ki y ekseni kestiği yer b. Yani asal eksen uzunluğu 2b olacak. Şuralarda a yapıyordu değil mi arkadaşlar? Bu arada doğrultman doğruları nasıldı? Bizim elipste elipsimiz bu şekildeyse doğrultman doğruları bu. Elipsimiz şu şekildeyse doğrultman doğruları bu. Odaklar y ekseni üzerindeyse. Hiperbolü de bu şekildeyse doğrultman doğruları şunlar. Y ekseni üzerindeyse de doğrultman doğruları bunlar. Yani bu ne doğrusu arkadaşlar? Y eşittir k doğrusu değil mi? Y eşittirli bir şey olacak arkadaşlar. Hepsi de y eşittirli zaten. Şanslıyız. Bazen x eşittirli de geliyor. Aklınızda bulunsun. O yüzden bunu da göstermiş oldum. Burada doğrultman doğruları doğrultman doğrularının formülü lazım. İlk önce a'yı b'yi bulalım isterseniz arkadaşlar. Şu y'nin altındaki b değil miydi? Yani şurası b kare. B kare eşittir 12 ise b eşittir ne oluyor? Kök 12, 2 kök 3'e eşit oldu. Burası da a kare. 36 ise a'yı da buradan ne bulduk? 6 bulduk. Doğrultman doğruları da arkadaşlar normalde x eşittir artı eksi a kare bölü c doğrusuydu. Ama odaklar y eksen üzerinde olduğu için a ile b'ye yer değiştiriyor. Hatta x ile de y'ye yer değiştiriyor. Y eşittir artı eksi b kare bölü c şeklinde olacak arkadaşlar. O zaman b'yi de bulmamız lazım. C'yi de bulmamız lazım bizim. C'yi bulalım. C kare eşittir. Nerede bulayım? Şurada bulayım. C kare eşittir. A kare artı b kare olduğundan dolayı c b kare 12, a kare de 36. Yani 12, 6 36 kaç yapıyor? 48 yapıyor. C kare 48 ise C de buradan kök 48 16 çarpı 3 yani 4 kök 3'e eşit oldu. O zaman Y eşittir artı eksi B kare dediğimiz 2 kök 3'ün karesi yani 12 bölü artı eksi B kare bölü C. C dediğimizde 4 kök 3. O zaman kök 3 ile çarptığımızda 12 kök 3 bölü aşağısı da arkadaşlar 4 kök 3'ü kök 3 ile çarptığımızda kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. 4 kere 3 12 yaptı. Bunlar da gitti. Y eşittir artı eksi kök 3 doğrusuna eşit oldu arkadaşlar. Yani 4. sorunun cevabı Akçay çıktı. Evet. Geldik 5. soruya. Diyor ki odaklarından biri 4'e 0 yani odaklar x ekseni üzerinde x kare eksi y kareli olacak arkadaşlar. Evet x kare eksi y kare şeklinde oldu. Ve doğrusunun denklemi doğrultman doğrusu. Doğrultman doğrusunun denklemi neydi? X eşittir artı eksi a kare bölü c doğrusuydu arkadaşlar. X ekseni üzerindeyse. Y ekseni üzerindeyse de artı eksi b kare bölü c olacaktı. Evet şurası c değil mi arkadaşlar? C'yi 4 vermiş zaten bize. Bu aslında ne doğrusuymuş arkadaşlar? X eşittir 3 doğrusuymuş doğrultman doğrusu. Artı eksi a kare bölü c. C de 4. O zaman a kare bölü 4 eşittir 3 yaptı. O zaman a kare eşittir 12 yaptı. A'yı da buradan kaç bulduk? 2 kök 3 bulduk arkadaşlar. A 2 kök 3. C 4. Yazalım. A 2 kök 3. C 4. C kare eşittir a kare artı b kareden dolayı da 16 eşittir a kare 12 artı b kareden dolayı da at öbür tarafa 4. B de buradan kaç çıktı? 2 çıktı. B'yi de 2 bulduk. X kare bölü a kare 12 eksi y kare bölü b kare 4 eşittir 1 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Yani 5. sorunun cevabı ne çıkıyor? Tabii ki Ceyhan çıkıyor. Geldik 6. soruya. Asal eksen uzunluğu 8 birim ve odakları bakın odakları burada. Odaklar nerede? Y eksen üzerinde. Asal eksen uzunluğu normalde 2A eşittir 8'di ama odaklar Y eksen üzerinde ise 2B eşittir 8 diyeceğiz. A ile B'yi yer değiştiriyor. B'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. C buradan kaç? 4 kök 3. Yedek eksen uzunluğu nedir diye soruluyor. Bu sefer yedek eksen uzunluğu 2B değil de 2A olacak arkadaşlar. Yine C kare eşittir A kare artı B kareden dolayı
O zaman c kare eşittir a kare artı b kareyi yine kullanırsan 4 köküçün karesi 48 eşittir a kare artı b kare. B'de 4'te 16. Öbür tarafa attık. 48'den 16 çıktı. 32 mi yaptı? A kare eşittir 32 ise a'yı buradan 4 kök 2 buluruz. Ama bizden ne isteniyor? Y'deki eksen uzunluğu 2b'ydi normalde odaklar. Y eksen üzerinde, x eksen üzerindeyse ama odaklar y eksen üzerindeyse 2a eşit olacak. Yani 4 kök 2'nin 2 katı 8 kök 2 yapacaktır. 6. sorunun cevabı da Edremit çıktı. Evet. Parametrik denklemi nedir diye soruluyor. Şıklardan gitmek daha mantıklı burada. Şimdi arkadaşlar, bu tanjant dediğimiz sin bölü kos. Sekant dediğimizde 1 bölü kosinüs, değil mi? Bakın, yalnız bırak. Bu x bölü 4 sin bölü kos'a eşit, değil mi? X bölü 4. Bir kere x kare bölü 16 olmalı. X kare bölü 16. X bölü 4 olmalı. Mesela bu gitti. X bölü 4 olmalı. Tamam. X bölü 4 olmalı. Tamam. X bölü 4 olmalı. Bu da gitti. X bölü 4'ün karesi. Yalnız burada karesini alıp çıkarttığımız zaman sin kare eksi 1 geldi, değil mi? Sin kare eksi 1 neye eşittir? Normalde sin kare artı kos kare eşittir 1'e eşit ya. Sin kare eksi 1 dediğimiz zaman biri buraya kos kareyi öbür tarafa attığımız eksi kos kare eşit oluyor. Şuradaki ifade eksi kos kare bölü kos kare. Yani eksi 1'e eşit oldu. Ama artı 1'e eşit olmasını istiyoruz. O zaman bu da gitti. A şıkkı değil. B şıkkına bakalım. Kotanjant alfa. Kotanjant alfa kos bölü sin. Bu da sin bölü kos. Karelerini alıp çıkarttığımız zaman, çünkü x kare bölü 16. Evet. Eksi y kare bölü 9 elde ediyorum. Kos kare eksi sin kare bölü şu ifadeden biri elde edebilir miyiz arkadaşlar? Kot kare eksi tanjant kareden yok edemeyiz. İşlem uzun sürecek. Edebiliriz belki ama işlem uzun sürecek. İsterseniz bir de değişikliğine bakalım. Sekant alfaya bakıyoruz arkadaşlar. Sekant alfa 1 bölü kosinüs. Bu tanjant alfa sin bölü kosinüs. O zaman karelerini alıp çıkarttığımız zaman 1 eksi sin kare bölü paydalar aynı olduğu için kos kare 1 eksi sin kare aynı payda yazdım. Kos kare eşit oldu. 1 eksi sin kareyi öbür tarafa attığımızda 1 eksi sin kare kos kare eşit oldu. Bunlar gitti. Eşittir 1 yaptı. Yani cevap Denizli yaptı arkadaşlar. Evet. Geldik 8. soruya. Şimdi yedek eksen uzunluğu 12 birim. Yedek eksen uzunluğu 2b. 2b eşittir 12 ise b'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? 6. Dış merkezlik. Dış merkezlik neydi? C bölü a'ydı. Bunu bileceğiz arkadaşlar. C bölü a'sı da neymiş? 3'müş. Hiperbolünün odaklar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. O zaman C bölü a 3 ise C dediğimiz 3k, a dediğimiz k değil mi? Buradan c kare eşittir a kare artı b kare yapacağız. O zaman c kare dediğimiz 3k'nın karesi 9k kare eşittir a kare dediğimiz k kare artı b kare dediğimizde 36. 8k kare eşittir 36'dan. K kare eşittir. Vay vay vay. K kare eşittir 36 8'e bölünüyor ama bölünmüyor. Ama odaklar arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Tamam, önemli değil. K kare eşittir 4'e bölsek 9, 4'e bölsek 2. 9 bölü 2. Yani K da buradan 3 bölü kök 2 eşit oldu arkadaşlar. Yani K 3 kök 2 bölü 2 eşit oldu. Kök 2 ile çarptığımız zaman. Bizden odaklar arasındaki uzaklık isteniliyor. Odaklar arasındaki uzaklık neydi arkadaşlar? C 3K ise 2C isteniliyor. 2C'de C 3K ise 2C'de 6K'ya eşit. Yani 6 çarpı 3 kök 2 bölü 2 isteniliyor bizden. Şunlar sadeleşti. 3 kere 3 9 kök 2'ye eşit oldu o zaman cevap arkadaşlar. Yani 8. sorunun cevabı Edremit yaptı. Geldik 9. soruya. X kare bölü 8 eksi y kare bölü 1 değil mi bu? Eşittir 1 ya da gerek yok. Y eşittir x artı 2 doğrusuyla kesim noktasının apsisleri toplamı nedir diye soruluyor. O zaman ortak çözüm yapacaksınız arkadaşlar. Başka bir şey yok burada. Y yerine x artı 2 yazacaksınız. İsterseniz bunu bir düzenleyelim. 8 ile genişletelim. X kare eksi 8 y kare. 8 y kare bölü 8 eşittir 1'den eşittir 8 yaptı, değil mi? Şimdi burada
kesişim noktasındaki apsisler toplamı isteniyor. O zaman bu denklemi x'li bir şekilde yazalım arkadaşlar. Y yerine x artı 2 yazalım. Y yerine x artı 2 yazdığımızda x kare eksi 8 çarpı x artı 2'nin karesi 8y kare eşittir 8. Buradan bu x kare artı 4 x artı 4 bir de eksi 8'e çarpıyoruz. X kare eksi 8x kare eksi 32x eksi 32 eşittir 8 yaptı. Yani denklemi düzenleyelim. Eksi 7 x kare eksi 32 x eksi 40 eşittir 0 yaptı. Kökler toplamı eksi 1 bölü a değil miydi? Eksi 32 bölü eksi 7 yani 32 bölü 7'ye eşit oldu. Eksi 32 bölü 7'ye eşit oldu arkadaşlar. Kökler toplamı soruluyor. Çünkü kesişim noktasındaki apsisler toplamı isteniyor. Evet, asimtotları nedir? Bir kere 144'e bölelim. 144'e böldüğümüzde x kare bölü 9 eksi y kare bölü 144'e böldüğümüzde sadeleştiğinde 9 ile 16 yaptı. Eşittir 1. Bu a kare. A kare 9 ise a 3. Bu da b kare. B kare eşittir 16 ise b de buradan 4. Y eşittir artı eksi b bölü a x de. Yani y eşittir artı eksi 4 bölü 3 x olacaktır cevap. Yani 10. sorunun cevabı 4 bölü 3 oldu. 4 bölü 3x oldu. Cevap Denizli. Geldik 11. soruya. Asimtotları bu. Hiperbol bu noktadan geçiyormuş. İyi. Odaklar hep yakın x eksen üzerinde. Demek ki x kare eksi y kareli şeklinde olacak arkadaşlar. Bu arada y eşittir b bölü a x şeklinde olacak ya, yani b bölü a neye eşitmiş arkadaşlar? 3'e eşitmiş. B dediğimiz 3k, a dediğimiz k yaptı arkadaşlar. O zaman denklemimiz x kare bölü a kare, a dediğimiz k ya, yani k kare eksi y kare bölü b kare, b kare dediğimiz 3k'nın karesi 9k kare eşittir 1 şeklinde oldu. 9 ile genişlettiğimizde 9x kare eksi y kare eşittir 9k kare eşit oldu. Yani bölü 9k kare eşittir 1'di. İşler yaptık. Eşittir 9k kare oldu. Şimdi bu noktadan geçiyormuş. 4'e eksi 6 noktasından geçiyormuş. X yerine 4 yaz. 9 çarpı 4 yazdığımızda 16. Eksi y kare 36 eksi 6 yazdığımızda 9k kareye eşit oldu. 9 ile 16'yı falan çarpmayalım isterseniz. Bir 9 parantezin alın. 9'ları sadeleştirelim. 9 parantezin aldığımızda 16 eksi 4 eşittir 9k kare yaptı. 9'lar sadeleşti. 16'dan 4 çıktı 12. K kare eşittir 12 ise k'yı da buradan 2 kök 3 buluruz. Odak noktalarından biri isteniliyor bizden. Evet. C kare eşittir a kare artı b kare değil miydi? A kare dediğimiz yani k kare. K kare dediğimiz de 2 kök 3'ün karesi c kare eşittir. Neyse yazayım. K kare artı a kare artı b kare 3k kare. Yani 3k'nın karesi 9k kare. O da 10k kareye eşit oldu. 10k kare. K kare dediğimizde 2 kök 3'ün karesi 12. C kare eşittir 120. O zaman c de buradan kök 120'ye eşit oldu. Kök 120 de 4 çarpı 30 olduğu için 2 kök 30'a eşit oldu. Evet, odak noktaları C'ye 0 ya da eksi C'ye 0 olacağı için yani 2 kök 30'a 0 yapacaktır. 11. sorunun cevabını ne buldurdu bize? Ceyhan buldurdu arkadaşlar. Geldik 12. soruya. Evet, hiperbolün odağının asimtotlarının birini olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar, bunun bir formülü var ama ben size şekil çizerek göstereyim. Bir kere burası x kare bölü a kare, y kare bölü 6'ya böldüğümüzde 2 ile 6 sadeleşti. 3 yaptı değil mi? A kare 6 ise A buradan kök 6. B kare eşittir 3 ise B de buradan kök 3 çıktı. Şimdi B de buradan kök 3 çıktı. Hiperbolümüz bu şekilde değil mi arkadaşlar? Şekli çizip göstereyim. Bir tanesi Y eşittir B bölü AX doğrusu değil mi? B bölü AX doğrusu. Burası da odak. C'ye 0 değil mi? Odağın hiperbolü olan uzaklığı şurası değil mi? Bizden şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Bakın şunun tanjantına baktığınız zaman tanjant alfa aslında şu doğrunun eğimi değil mi? Bunun tanjantı da karşı bölü komşu olduğu için B bölü AX. Yani burası BK ise burası da CK olacak değil mi arkadaşlar? Pardon AK olacak değil mi arkadaşlar? Tanjant alfa
B kare B bölü A olacak. C, B K'ya AK olacak. Burası da bu arada C değil mi? Arkadaşlar normalde C kare eşittir A kare artı B kareydi. Burası AK, burası BK ise K eşittir 1 olmalı. Dolayısıyla odağın doğrultman alım uzaklığının formülü direkt B'dir diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani cevap kök 3. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Doğru denklemini yazın arkadaşlar. Doğrunun denklemi Y eşittir B bölü AX. B bölü AX. Yani kök 3 bölü kök 6 X yazdınız. Yani Y eşittir 1 bölü kök 2 X'i yazdınız ya. Sonra odağı da bulacaksınız C'ye sıfırı. Sonra noktanın doğru yalan uzaklık formülünü uygulayacaksınız arkadaşlar. Hatta bunu da düzenleyin isterseniz. Kök 2'ye eşittir x yaptı. Düzenlediğiniz zaman x eksi kök 2'ye eşittir 0 yaptı. Odağı da bulup odağın yani noktanın doğru yalan uzaklığından da bulabilirsiniz. Uzun olur biraz. Bunu unutmayın. İspatını yaptım bakın burada. Hiperbolün odağının asimtotlardan birinin olan uzaklığı her zaman B'ye eşittir arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Geldik. Yani 12. soruyu biz ne bulduk? İşaretledik mi? Ceyhan bulmuşuz 12. soruyu. Geldik 13. soruya. Asimtotlarıyla Y eşittir 4 doğrusunun ara kesiti. Y eşittir 4 Y'nin ara kesit doğru şey yapacaksınız arkadaşlar. Şununla şu Y eşittir 4 doğrusu ara kesitini yaptığınız zaman buradaki noktalardan bir tanesi soruluyor zaten bize. Y yerine 4 yaz. Kesim noktası yani. Eksi 4 yaz. Eksi 4 yazdığınız zaman burası artı 16 yaptı değil mi? 16 bölü 4'ten 4 yaptı. 4'ü öbür tarafa eksi 4 hatta burası eksi 4 yaptı. Şurası 4 yaptı ya. Eksi 4. Bunda da eksi işaret var. Öbür tarafa attınız. 16 bölü 4. 4. Evet 5 yaptı. X kare eşittir. 5 yaptı. X kare bölü 16 eşittir 5 yaptı. Doğrusunun bir yerde tam yaptım ya. Dur bir daha. Bir daha düşünüyorum. Çok özür. Şimdi bir hiperbol var elimizde. Y eşittir 4 doğrusu var. Kesim noktasından bir tanesi soruluyor. O zaman ortak çözüm yapacağız. Y yerine eksi 4 yazacağız. Yani X kare bölü 16. Y yerine eksi Y kare yani eksi 4'ün karesi 16 bölü 4 eşittir 1 değil mi? 16 bölü 4, 4 yaptı burası. Eksi 4 öbür tarafa attık, 5 yaptı. X kare bölü 16 eşittir 5'ten. X kare eşittir 80 yaptı. ara kesit noktalarından biri. Tamam. X de buradan kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 4 kök 5 yapıyor. Allah Allah, işlem hatası mı yaptım? Nerede işlem hatası yaptım? Kafam durdu benim de. Bir daha düşünüyoruz. X kare yani artı eksi 4 kök 5 yaptı. O zaman x'i nerede kesiyormuş arkadaşlar? 4 kök 5'e bir de eksi 4 kök 5'te kesiyormuş. Eksi 4 kök 5'e hatta y'si de 4. Bir tanesi eksi 4 kök 5'e 4. Bir tanesi de 4 kök 5'e 4 yapacak. Şıklarda var mı? Yok. O zaman 13. soruyu bir daha düşünüyoruz. Çok pardon. Çok özür dilerim. Y eşittir hiperbolün asimtotları ile çok özür dilerim arkadaşlar hiperbolün kesimiyle değil asimtotları ileymiş bazen oluyor arkadaşlar burada a kare eşittir 16 değil mi arkadaşlar bu a kare 16 a'yı buradan kaç bulduk 4 bu da b kare eşittir 4 ise b'yi de buradan kaç bulduk 2 asimtot doğrusu y eşittir artı eksi b bölü ax değil miydi yani 2 bölü 4 x olacak yani y eşittir artı eksi 1 bölü 2 x oldu. Y eşittir eksi 4 doğrusuyla şu doğrulardan bir tanesi. Y eşittir eksi 4 ile Y eşittir 1 bölü 2 x'i bir kesiştirelim bakalım. Y yerine eksi 4 yazdığımızda arkadaşlar eksi 8 eşittir x yaptı. Yani eksi 8'e eksi 4 noktası yaptı değil mi? X virgül Y noktası. Var mı şıklarda arkadaşlar eksi 8'e eksi 4? Maalesef yok. O zaman y eşittir eksi 4 doğrusuyla y eşittir eksi 1 bölü 2 x doğrusunu kesiştireceğiz arkadaşlar. Kesiştirelim bakalım. Y yerine eksi 4 yazdığımızda o zaman burası eksi 8 eşittir eksi x'ten x'i de ne bulduk? 8. Yani x virgül y noktası ne yaptı o zaman? 8'e eksi 4 yaptı arkadaşlar. Yani cevap Edremit yaptı. Geldik 14. soruya. Evet bu nasıl bir hiperbol?
merkezil değil, ötelenmiş bir hiperbol. Hiperbolün odaklarıdır. F odakları bulacağız arkadaşlar. Bir kere burası a kare. A kare 27 ise a buradan 3, kök 3. B kare eşittir 9 ise b de buradan kaç yaptı arkadaşlar? 3. Bir kere c kare eşittir a kare artı b kareden dolayı a kare 27, b kare de 9. Yani 27 artı 9 36. C kare 36 ise c'yi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Bir de bunun merkezi önemli bizim için. Merkezi de nedir arkadaşlar? Eksi 3'e 1 değil mi? Merkezi de eksi 3'e 1 olan nasıl bir hiperbol? X kare eksi y kareli olduğu için x eksen üzerinde. Merkezi x eksen üzerinde olan bir hiperbol. Evet, şekli çizelim bakalım. Merkezi belirleyelim. Eksi 3'e 1. Eksi 3'e 1. Biraz daha şöyle çizelim. Eksi 3'e 1. Şu şekilde bir hiperbol. Odaklar x eksen üzerinde olduğu için şu şekilde olacak değil mi? Şöyle şöyle. Yani şuradan c birim ileride odağı bulacağım. C birim geride yine odağı bulacağım. Şurası eksi 3'e 1 ya. O zaman eksi 3'ten c birim 6 birim sağa gideceğim. 6 birim sağa gittiğim zaman ne yapıyor arkadaşlar? Orası 3'e 1 noktası yaptı. Bir de 6 birim sola gideceğim arkadaşlar. 6 birim sola gittiğimde de eksi 9'a 1 yaptı. Eksi 9'a 1 yaptı. Evet. Şöyle bir şey isteniyor bizden. Bir çember oluşturacakmışım. Odakları çap kabul edecekmişim. Eksi 9'a 1 ve 3'e 1'i çap kabul edeceğim. O zaman merkezde ne yapıyor? Tam orta noktası eksi 3'e 1 mi yaptı arkadaşlar? Zaten tam orta noktası da şurasıydı. Eksi 3'e 1. Yani merkezi eksi 3'e 1 olan yarı çapta şu iki nokta arasındaki uzaklık arkadaşlar. Şu iki nokta arasındaki uzaklık işte y'ler aynı olduğu için direkt ikizler farkıdır. Yani kaç birim arkadaşlar? 6 birim. Yarı çapı da 6 olan çemberin denklemi isteniliyor. Yani x artı 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. 6'nın karesi 36'ya eşit olacaktır. O zaman 14. sorunun cevabı 36'lı olan x artı 3'lü olan Ceyhan yaptı. Geldik 15. soruya. Hiperbolün asimtotları arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir? Asimtotları. Asimtot doğrusu. Bir kere 27'ye böl şunu. 27'ye böl. 27'ye böldüğümüzde x kare bölü 9 eksi y kare bölü 27 eşittir 1. A'yı buradan kaç buluruz arkadaşım? A kare 9 ise a'yı 3. B kare 27 ise b de 3 kök 3 yaptı. Y eşittir artı eksi b bölü ax yani 3 kök 3 bölü 3 x yaptı. Yani y eşittir artı eksi kök 3 x yaptı. Allah'tan y eşittir artı eksi kök 3 x. Y eşittir kök 3 x'in eğimi nedir arkadaşlar? Direkt açıyı şey yapabiliriz arkadaşlar, bulabiliriz. Eğimi tanjant alfası kök 3. Tanjant alfa nerede? Kök 3 60 derece değil mi? O zaman eğim açısı 60 derece. Y eşittir eksi kök 3 x'de. Eğim açısı kaç derecedir arkadaşlar? Ona da tanjant beta diyelim. Eksi kök 3. O da 120 derecede değil mi arkadaşlar? Betamız da kaç derece? 120 derece. Yani x eksenine pozitif yönde yaptığı açı 120. Şu açının tamamı 120. O zaman bu açının tamamı 120 ise şurada kaçı kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? Şurada kaçı? 60 derece yapıyor. Çünkü şunun tamamı 120 derece yapacak. Normalde İki doğru arasındaki açı formülünden de gidebilirsiniz. Ama burada eğimler tanıdık çıktığı için basit bir şekilde şekli çizip eğim açılarından yola çıkarak soruyu yaptım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve geldik 16. soruya. Yukarıda yer kalsın. O yüzden yukarıda şey yapalım. Şunu düzenleyelim arkadaşlar. X kare eksi 4x. Yani x eksi 2'nin karesi gelmiyor mu aklınıza? X eksi 2'nin karesi. X kare eksi 4x artı 4 değil mi? Artı 4 fazlalığımız var. Bu fazlalığı biraz sonra düşünürüz. X kare eksi 4x hallettik. Bu arada şurada da eksi 2 parantezini alsak. Eksi 2 parantezini aldığımız zaman şurada alayım hatta göstereyim.
Eksi 2 parantezini alsak. Eksi 2 parantezini aldığımız an y kare eksi 2'ye geldi. Y kare artı 2'ye geldi, özür dilerim. Y kare artı 2'ye geldi değil mi? Eksi 2 parantezini aldığımız zaman y'lerde. Bu da y artı 1'in parantez karesi değil midir arkadaşlar? Eksi 2 şeyinde y artı 1'in parantez karesidir burası da. Buradan fazladan ne geldi arkadaşlar? Y kare artı 2'ye geldi. Fazladan 1 geldi. Bir de önünde eksi 2 çarpım var. Değil mi? Eksi 2 çarpımı olduğu için bak fazladan 1 geldi. Eksi 2 çarpımı olduğu için fazlalık değil, eksiklik oluştu burada. Eksi 2 eksikliği oluştu. Bir de ne var? Eksi 16 eşittir 0 var değil mi burada? Zaten burada merkezi isteniyor ya direkt. Merkezi 2'ye eksi 1 diyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz düzenlemesini de yapayım. Fark etmez. Fazlalık artı 4. Bir de eksiklik eksi 2. 4 eksi 2'den artı 2 fazlalık var. Artı 2 fazlalık varsa denklemden 2 çıkartmam lazım. O zaman bu denklemi düzenleyelim. X eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı y artı 1'in karesi eşittir. Şurası fazladan 2 çıkarttım. Eksi 18 yaptı. Eksi 18'i de öbür tarafa attık. Artı 18 yaptı. 18'e böldüğümüzde x eksi 2'nin karesi bölü 18 eksi y artı 1'in karesi bölü 2 ile 18 sadeleşti. Eşittir 9. Eşittir 1 şeklinde oldu. Bakın nasıl bir hiperbol çıktı? Ötelenmiş bir hiperbol. Merkezi nedir? Çemberdeki gibi düşünün. 2'ye eksi 1. Merkezi 2'ye eksi 1 olan. Hatta a karesi 18, a'sı 3 kökü olan. B karesi 9, b'si de 3 olan bir hiperbol karşımıza çıktı arkadaşlar düzenlediğimiz zaman. Yani cevap Akçay çıktı. Böylelikle hiperbolü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomda parabolde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.